Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar, öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Katılımınız için şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz günlerde Bursa ziyaretimizde yapmış olduğumuz basın açıklamasında gündeme getirdiğimiz idam cezasının geri getirilmesi noktasındaki talebimiz ve Ekim'de meclisin açılmasıyla bunu meclis gündemine taşıyacağımız konusundaki söylemimiz hem kamuoyunda güçlü bir şekilde yer buldu hem de bir takım itirazları da beraberinde getirdi ve dolayısıyla da Büyük Birlik Partisi olarak bu konuda daha geniş, aydınlatıcı ve kapsayıcı bir açıklamayı sizlerin aracılığıyla, kamuoyuyla, milletimizle paylaşmayı uygun bulduk. Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar, idam cezasının yeniden hukuk sistemimizde yer almasına ilişkin açıklama, kamu vicdanının taleplerinden ve temsil ettiğimiz insanlarımızın duygularına olan duyarlılığımızdan kaynaklanmıştır. Sözlerim kişisel değerlendirmelerimi ve kanaatlerimi aşan sorumluluk duygularıyla atılmış bir adımdır. Gittiğimiz her yerde, Anadolu coğrafyasının her köşesinde, milletimizin bize yönelik taleplerinin başında idam cezasının geri getirilmesi vardır. Bizim buna duyarsız kalmamız elbette ki mümkün değildir. Üstelik idam cezasına ilişkin söylediklerimiz acımasızca bir intikam alma duygusunu da kapsamamaktadır. Şu bilinmelidir ki idam cezası her tutuklunun infaz edilmesi türünden bir ceza değildir. Örneğin ABD'de 1976'dan bu yana uygulanan idam cezası toplamda 478, yani yılda 11 kişidir. Bunu diğer ölümlerle, suçlarla kıyasladığınızda yani %1 rakamlarını bile ancak bulabilirsiniz. İdam cezası uygulamalarında ceza hukuku sistemi hatalı uygulamaları bertaraf edebilmek için çok aşamalı bir kontrol mekanizması oluşturmaktadır. Bir suçluya idam cezası verilebilmesi için çok somut ve şüphe götürmeyecek kanıtlara ihtiyaç duyulur. Üstelik çok vahşi de olsa her suç idam cezası ile cezalandırılmaz. Doktor rapı, yani akıl sağlığına ilişkin birden fazla kişinin şahitliği ve somut deliller gibi kesin kanıtlara ihtiyaç duyulur. Ayrıca bunlar olsa dahi suçu işleyenin topluma kendini affedip affettirmeyeceği, yani ıslah olup olmayacağı da dikkate alınır. Örneğin ABD hukuk sisteminde idam cezası verilebilmesi için jürinin suçlu kararının ittifakla, yani bütün jüri üyelerinin katılımı ile alınması gereklidir. Bir kişi dahi aykırı bir görüşte bulunsa o hüküm yerine getirilmez. Konuya ilişkin genel eleştiriler masum insanların idam edilebileceği yönündedir. Ancak unutmayalım, bu hatalı kararlar sadece masumlara hüküm vermek şeklinde değil, gerçek bir suçluyu beraat ettirme şeklinde de gerçekleşebilmektedir. Suç işlemek amacındaki kişi kendini gizlemek için her türlü tedbiri almaktadır. İnsani tasarruflarda mutlak doğru kararlardan bahsetmek imkansızdır. Üstelik kamuoyunda idam konusundaki görüşler, idamın insani bir ceza olmadığı ve geri dönülemez sonuçlar doğurduğu üzerine odaklanmaktadır. Oysa idam cezasının alternatifi olarak düşünülen ağırlaştırılmış müebbet ve kastrasyon, hadım bırakma daha mı insani bir cezadır? Yani meseleyi biz sadece insani olup olmamasından bakamayız. Ya da 4 yaşında, 5 yaşında çocuğu kaçırıp tecavüz edip öldürmek mi insanidir? Yoksa onu idam etmek mi? Hangisi daha insanidir? İşte dün Kayseri'de yakalanan seri katil 14 yaşındaki kız kardeşini öldürüyor. Sadece 4 yıl yatıp çıkıyor. Daha sonra 6 kişiyi daha öldürüyor. 14 sene yatıp çıkıyor.
ve gidiyor bir kişiyi daha öldürüyor. Şimdi bunun ıslah olmayacağı çok açık ve net ortada gözükmüş. Yani daha kaç kişiyi öldürmesi için devlet bunu besleyecek arkadaşlar? Kaç kişi için? Bunun cevabını versin bizim açıklamamıza aykırı açıklamada bulunan siyasi partilerin, büyük büyük grubu olan siyasi partilerin sözcüleri bunun cevabını versinler. Daha kaç kişiyi öldürmesi için bekleyecekler? Ya da suçluyu ölene kadar 5 metrekarelik bir odaya tıkmak ya da hadım etmek ne kadar insani, eğer olaya sadece insani açıdan bakacaksak? Üstelik bu cezaların da geri dönüşü. Unutulmamalıdır ki bizim idam cezası ile ilgili teklifimiz somut biçimde sübut bulmuş. Küçük yaşta çocuklarımızı, kızlarımızı, kadınlarımızı kaçırıp tecavüz edip öldürenler, birincisi bunlar, ikincisi de bizzat kurşunu sıkarak ya da bombayı patlatarak güvenlik güçlerimizi, Mehmetçiğimizi, polisimizi şehit eden, masum insanlarımızı şehit eden, kundaktaki bebeklerimizi şehit eden katil teröristler içindir. Yani bizzat eylemi yapanlar ve bu eylemin talimatını verenlerle ilgilidir. Şimdi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği, Mustafa Bedirhan'ı öldüreni idam etmeyeceksiniz de ne yapacaksınız? Besleyecek misiniz? Tekrar çıksın, tekrar dağa gitsin, tekrar bombayı patlatsın, birileri tekrar öldürsün diye mi besleyeceksiniz? Dolayısıyla biz, şu iyi anlaşılsın, sadece bu iki kesim için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Yani bir, küçük yaşta çocuklarımızı, kadınlarımızı, kızlarımızı kaçırıp tecavüz edip öldüren sapıklar için, ikincisi de bizzat kurşunu sıkan, bombayı patlatan teröristler için, katil teröristler için bu idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. Ve bu şekilde de meclisin karar almasını, referanduma gitmesini istiyoruz. Yani 400 sayısı olsa bile referanduma gitmesini istiyoruz. Halk karar versin. Gerekiyorsa iki suç için sandık ayrı ayrı konusun. Bakalım, hatta baraj da %70 olsun, %50 de olmasın. Bakalım geçiyor mu, geçmiyor mu? Bizler millet adına siyaset yapıyoruz. Katılımcı demokrasinin gereği milletin taleplerine kulaklarınızı tıkayamazsınız. Millet ne derse o. Başka konularda millet diyeceksiniz ama idam söz konusu olduğu zaman Batı diyeceksiniz, Avrupa Birliği diyeceksiniz. Bu olmaz. Unutulmamalıdır ki eğer siz bunu sağlamazsanız, dolayısıyla millet kendi hakkını kendi aramaya kalkar ki bu da hukuk devletlerinde hiçbirimizin tasvip etmeyeceği ya da istemeyeceği bir sonuçtur. Elbette bir terör eylemiyle onlarca, belki de yüzlerce masum insanı ve güvenlik görevlisini katleden teröriste karşı devlet ya da hukukun vurdum duymaz davranması beklenemez. Hele kendini savunmaktan aciz, masum bir çocuğa yönelik gerçekleştirilen acımasızca eylemler adi bir suç olarak da kabul edilemez. Burada hemen ilave edeyim. Biz de tek başına idam cezasının amacının hukuki açıdan adaleti sağlamak olmadığı iddialarını elbette ki önemsiyoruz. Ancak bizim öncelikli amacımız adaletin yerine gelmesi yanında kamu vicdanını rahatlatmak ve kurbanların yakınlarında devlete ve adalete olan güveni tesisinin tam olarak sağlanmasıdır. Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar, kıymetli vatandaşlarımız, unutmayalım ki adil olduğu konusunda milletin gözünde güvenini kaybetmiş bir devletin uzun süre ayakta kalması mümkün değildir. Halkın ekseri çoğunluğuyla kabul edilmiş olan yeni sistem, katılımcı demokrasiye geçişin ilk adımıdır. Katılımcı demokrasi, vatandaşı dinlemektir. Vatandaşın istek ve beklentilerini öncelemektir.
Bizim bu çağrıya siyasetini millet, din, devlet ve adalet olarak önceleyen Büyük Birlik Partisi olarak kayıtsız kalmamız elbette ki söz konusu değildir. İşin özü de budur kıymetli arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyorum. Buyurun. Batı ve AB diyeceksiniz, bu olmaz, bir geldiğinde millet diyeceksiniz dediniz. Ancak bir taraftan da AB yolundaki hedef, hükümetin hedefi de devam ediyor. Bunu sık sık duyuyoruz devletin zirvesinden bu hedefe ilişkin olarak atılacak adımlara yönelik. Geçtiğimiz günlerde de Sayın Dışişleri Bakanı ile bir temasınız olmuştu. Bu konuda herhangi bir görüş alışverişi oldu mu? Tam da AB yolunda böyle hassas bir konunun gündeme getirilmesi konusu nasıl yansıtılıyor? Bu konuda bir şeyler konuşmuş. Yani şöyle, Sayın Dışişleri Bakanımıza görevi devam etti ve yeni dönemde hem bir hayırlı olsun ziyaretinde bulundu, hem de gündemdeki konulara da elbette ki istişare ettik. Kendileri de bizi bilgilendirdiler. Ama bizim gündemimizde idam cezası yoktu. Gündemimizde özellikle iki konu ön plana çıktı. Bunlardan birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye karşı Rahip Brunson üzerinden özellikle iki değerli bakanımıza yönelik almış olduğu yaptırım kararı ve buna Türkiye'nin mütekabiliyet esasları çerçevesindeki cevabı, bir de Münbiç konusu. Tabii biz Büyük Birlik Partisi olarak dış politika milli bir davadır. Onun için biz sonuna kadar burada hükümetin yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, kabinenin, özellikle iki değerli bakanımızın yanındayız. Çünkü bu yaptırım kararı sadece onlara yönelik değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine yönelik bir yaptırım kararıdır. Bunu böyle okuyoruz, böyle değerlendiriyoruz ve kendimize yapılmış gibi görüyoruz ve misliyle iade ediyoruz. Ve Türkiye'nin bu konudaki mütekabiliyet esasları çerçevesinde atmış olduğu adımları da sonuna kadar destekliyoruz. Ama ben ümit ediyorum ki bu mesele inşallah en kısa zamanda çözülecek. Zaten bizim görüşmemizin hemen akabinde Sayın Dışişleri Bakanı'yla ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir telefon görüşmesi oldu. Ve onun neticesinde de biliyorsunuz ABD'ye bir heyetimiz gidiyor, 9 kişilik. Bu heyetin orada yapacağı çalışmaların sonuçlarını görmek lazım. Ondan sonra bir açıklama yapmak daha doğru olur. Ama benim aldığım izlenim, gördüğüm hava, bu krizin kısa sürede çözüleceği yönündedir. Yani daha önce yaşanan vize krizi kadar uzun sürmeyeceğini ümit ediyorum. Bir diğer husus tabii husus Münbiç konusunda. Tabii ABD ile Türkiye'nin her ne kadar Rahip Brunson üzerinde yaşanan kriz olsa da Münbiç konusunu ve diğer meseleleri ayrı görerek iki ciddi devlet olarak ilişkilerin devam etmesi, Münbiç'te işbirliğinin devam ediyor olması çok önemli. Orada Amerikan birlikleriyle bizim birliklerimiz ortak devreye geziyorlar. Ortak gözlem noktalarında bulunuyorlar. Ve Münbiç'ten, terörden temizlenmesi, özellikle teröre destek anlamında Münbiç bir sentetik uyuşturucu merkezi haline dönüşmüş vaziyette. Bir kara para aklama merkezi haline dönüşmüş vaziyette. Dolayısıyla bu yönde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin attığı çok kararlı adımlar var. Ama maalesef ABD'den ve Batı'dan aynı şekilde adımlar göremiyoruz. Çünkü belli noktalarda terör örgütleriyle PYD, YPG başta olmak üzere işbirlikleri olduğu için buna göz yumuyorlar ve terör örgütlerinin finansmanına aslında katkı sağlıyorlar. Aslında uluslararası hukuka göre suç işliyorlar. Yani bunun hesabını vermeleri lazım. Terörün finansmanına göz yumuyor ABD ve bazı batılı güçler. Münbiç'te ve Suriye'nin kuzeyindeki belli bölgelerde. Bunun için bile uluslararası hukukun önünde hesap vermeleri gerekiyor. Bunun yanında ağır silahlar dahil pek çok silah ve mühimmat verdikleri çok açık. Fırat'ın doğusu meselesi var. Bunu da ele aldık.
elbette ki Türkiye sadece Fırat'ın batısında değil, Fırat'ın doğusunda da PKK, PYD ya da YPG varlığına müsaade edemez ve etmemelidir. Türkiye, ABD ile şu andaki yaşanan süreçte sonuna kadar haklıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümeti sonuna kadar haklıdır. Duruşunda da haklıdır. Bazıları tabii kamuoyunda şöyle bir algı oluşturmaya çalışıyor. İşte ABD'de kriz çıktı, dolar yükseldi. İşte bunun faturası, ekonomik faturası. Hangi bedel ödenecekse ödenir. Ama bağımsızlığımızdan ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin onurundan, Türk milletinin onurundan taviz verilemez arkadaşlar. Bir kere herkes bunu bilecek. ABD de öyle Türkiye'ye bir takım yaptırımlar uygulayarak bir takım kararları dikte ettireceğini aklından çıkarsın. Türkiye mütekabili esasları çerçevesinde bu görüşmeleri yürütüyor ve iki devlet olarak anlaşma sağlandığı takdirde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve hükümetinin oluruyla anlaşma sağlandığı takdirde normalleşebilir. Başka türlü iki bakanımıza ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne tehdit ettiği saldırgan yaptırım kararlarıyla ABD sonuç alamaz. Bunu bilmesi lazım. Evet. Sayın Gülseci, Anadolu'da yaptığımız bütün görüşmelerde aslında yanında besleyelim mi görüşünün öne çıktığını ifade ediyorsunuz. Siz bunu dile getirdiğinizde tepki gösteren isimlerden bir tanesi de AK Parti'deydi. Sizin seçildiğiniz listelerden birinci parti olan AK Parti'den de Hayati Yazıcı'nın tepkisi oldu. Bir öncelikle Sayın Yazıcı'nın söylediklerine ilişkin tepkiye ilişkin değerlendirmenizi almak istiyorum. İkincisi, eğer idam çıkarsa Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? Yeniden mi yargılanmalı? Bu konudaki görüşünüzü öğrenmek istiyorum. Üçüncüsü, Kayseri'deki örneğe verdiğiniz afla çıkmış okuduğum kadarıyla. Af konusunu dile getiren bir Sayın Bahçeli var. Af konusunun dile getirildiği bir dönemde idam tartışmalarının yeniden gündeme gelmesini nasıl değerlendirirsiniz? Hepsi konuşuyor. Şimdi benim kişilerin talepleri veya görüşleri birini derecede ilgilendirmiyor. Beni milletimin talepleri ve görüşleri ilgilendiriyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle Hans ne der, Josh ne der beni ilgilendirmiyor. Beni Türk milleti ne der o ilgilendiriyor. Aynı düşünüyorum %100 Sayın Cumhurbaşkanı. Ben Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gereğini yerine getiriyorum aynı zamanda. Bu sistem milletin isteklerinin milletin meclisine taşınması konusunda güçlü parlamento bileşeniyle bizi görevlendirmiştir. Biliyorsunuz daha önceki parlamentoda böyle bir şansımız yoktu, temsil imkanımız yoktu. Yeni sistem bizi buraya taşıdı ve benim gibi olan arkadaşlarımızı. Yani bizden şunu mu talep ediyorlar? Milletin isteklerine kulaklarımızı tıkayalım ve bunları meclise taşımayalım mı? Bunu mu istiyorlar? Biz bunu yapmayız. Biz millet adına siyaset yapıyoruz. Millet ne derse, milletin hangi talebi olursa biz bunu gücümüz yettiği, nefesimiz yettiği şekilde meclise taşıyacağız. Orada kim ne dere hiç bakmayacağız. Yine matematikle izah edilemeyecek, sayılarla izah edemeyeceğimiz gerçekleri dillendirmeyelim. Bu konuda bizim esas aldığımız gerçek rakamlar değil, milletin talepleridir. Ama bazı partilerimiz şu anda rakamlara çok boğulduğu için onun sözcüleri de rakamlar üzerinden bize cevap veriyor. Ondan önce kendi işlerindeki rakam meselesini bir halletsinler. Daha sonra bizim rakam meselemizi biz kendilerine izah ederiz. Ben Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı olarak milletin iradesini meclise getirdim. Sayılar orada ancak anlam kazanır. Kabul edilip edilmemesi parlamentonun ve milletvekillerinin takdiridir. Ben de biliyorum anayasa teklifi kaç imza ile verilir, referandum sayısı kaçtır, kaç sayıyla anayasa değişikliği yapılır. Bütün bunları biliyoruz. Ama bizim izleyeceğimiz yol haritası şudur.
Biz şu anda hazırlanmakta olan idam cezası ile ilgili kanun teklifimizi meclise getireceğiz. Dört siyasi partimizin gruplarıyla bunu paylaşacağız ve destek isteyeceğiz. İmza isteyeceğiz. Verirlerse bu referanduma gidecek. Vermezlerse takdir Yüce Meclis'indir. Ama biz bu konuda karınca misali elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz ve safımızı belli edeceğiz. Bizim safımız belli. Biz masumların yanındayız, katillerin yanında değiliz. Efendim bir sorusu vardı, hangi anlam ona yanıt vermediniz. Öcalan ya da benzer şekilde sizin tarif ettiğiniz biçimde bombayı koyan, tetiği çeken çok sayıda terörist şu anda hükümlü ve cezasını çekiyor. Bunlara dönük nasıl bir adım atılacak bu idam cezası eğer gerçekleşirse yeniden bir yargılama mı olmalı, ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili olarak? Şimdi tabii ki biz bir hukuk devletiyiz. Eskiye dönük suçlarla ilgili verilmiş hükümler elbette ki eski düzenlemelere göredir. Ama hala mesela Öcalan üzerinden gidersek hala terör örgütüyle ilintisi devam ediyor mu? Ediyor. Hala terör örgütünün lideri mi şu anda? Elebaşı mı? Elebaşı. Hala talimat veriyor mu? Veriyor. Dolayısıyla bunlar somut delillerle ispat edildiğinde bu eylemlerin talimatçısı olarak elbette ki yargılanır ve elbette ki idam cezası gelirse idam edilir. Yani bunun önünde bir engel yoktur. Şu anda PKK ile ilişkisini devam ettirdiği sürece, örgütün elebaşısı olarak devam ettiği sürece idam cezası geri geldiğinde bundan kurtulması mümkün değildir. Ya da o ve onun benzeri olan teröristler için aynısını söylüyor. Şu anda terör örgütüyle iltisaklı devam edenlerle ilgili aynısını söylüyor. Bir de kıymetli arkadaşlar, biz yargımıza güvenelim. Ben Türk yargısının özgün, özgür ve şüphe götürmeyecek bir şekilde kaliteli olduğuna inanıyorum. Kim ne derse desin. Başkalarının görüşleri beni ilgilendirmiyor. Ve biliyorsunuz son anayasa değişikliğiyle birlikte bağımsızlığı ilkesinin yanına tarafsızlığı ilkesi de eklendi. Bizim hem anayasa olarak bağımsız ve tarafsız işleyen ya da işlemesi gereken bir yargı sistemimiz var. Öbür taraftan da özgün, özgür ve çok kaliteli yargıçlardan, hakim ve savcılardan oluşan bir yargı sistemi. Ben buna böyle inanıyorum. Ve bizim yargı sistemimizi ya da yargıçlarımızı, savcılarımızı diğerlerinden daha aşağıda görmüyorum. Daha üstte görüyorum. Dolayısıyla bu ceza gelirse de hiç kimsenin endişesi olmasın. Türk yargısı en güzel bir şekilde, yani sıfır hataya yakın bir şekilde bunu uygulayacağına inanıyorum. Bu kapasitesi, bu geleneği, bu özgünlüğü, bu gücü ve bu kalitesi var bizim yargı sistemimizde. Ha, bir takım değişiklikler olabilir mi? Elbette ki olabilir, getirilebilir. Evet. Efendim çok soru var. En son söylediğinizde ben Türk yargısına güveniyorum, özgür ve bağımsız olduğuna inanıyorum dediniz. Bu ülkede çok yakında bir zaman önce Baybos, Ertelefon casusluk davaları yaşandı. Binlerce insan mağdur edildi. Siz o zaman da yargının bağımsız olduğuna inanıyor muydunuz? Ne zamandan beri yargının özgür ve bağımsız olduğuna inanıyorsunuz? Bir tarihi var mı? Geçmiş önünde. Şimdi şöyle. Ben Türk adalet sisteminin, yargı sisteminin kendine özgün olduğuna ve kaliteli olduğuna her dönemde inanıyorum. Ama yargının içinde belli dönemlerde belli güçler, bir takım güç ele geçirip yanlış uygulamalar yapmış olabilirler. Bunları reddetmiyorum ya da bunlar olmamıştır demiyorum. Ama bunlar ana omurgayı yıkamamıştır. Ve bakın yargıdan şu anda binlerce hakim ve savcı ihraç edilmiş olmasına rağmen Türk yargısı dimdik ayakta ve görevini ifa etmektedir.
Aynı şey Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için geçerlidir. Hangi Türkiye Türk Silahlı Kuvvetlerinden başka, kahraman ordumuzdan başka hangi orduda yarısı neredeyse ihraç edilseydi, atılsaydı ya da ihanet etmiş olsaydı bu şekilde dimdik ayakta kalarak başarılı dış operasyonlar da dahil olmak üzere teröre karşı, terörizme karşı başarılı operasyonu gerçekleştirebilir. Onun için biz kendi kurumlarımıza sahip çıkmalıyız. Bir takım odakların, terör örgütlerinin ya da bununla iltisaklı olan yapıların yardımımıza ya da Türk Silahlı Kuvvetlerimize vermiş olduğu zarar üzerinden ya da yanlış uygulamalar üzerinden gidip tamamen yargı sistemimizi ya da ordumuzu yıpratmayalım ya da hepsini aynı kategorizede değerlendirmeyelim. Benim söylemek istediğim bu. Sen de istedin. 4 siyasi partiye gideceğinizi ifade etmişsiniz. O zaman her dönemde inanmamış olmuş oluyorsunuz. Efendim? Şimdi cümleniz şöyle, her dönemde inandım diyorsunuz yardımın bağlamış olduğuna. Sonra devam ediyorsunuz ama belli dönemlerde bazı sıkıntılar yaşandı. O zaman bazı dönemlerde şunu söyledim. Belli gruplar sıkıntı yaratıyor. Yani genelinde sıkıntı olsa mı? Belli gruplardan bahsettim. Evet. Efendim 4 siyasi partiye gideceğinizi ifade ettiniz. Yeni yasama dönemiyle birlikte teklifinizi verdikten sonra bunu yapacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir görüşmeyi planlıyor musunuz böyle bir şey? Elbette her zaman görüşüyoruz zaten. Kendisine de teşekkür ediyorum. Biz ne zaman görüşme talep etsek bugüne kadar görüştük. İdam ve teklifle ilgili görüşmeyi de planlıyor musunuz? Yani bununla ilgili şu anda bir alınmış bir kararımız yok. Ama gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımızla da görüşürüz. Ama şu anda bu konuda dediğim gibi atılmış bir adımımız ya da verilmiş bir kararımız yok. Ama elbette ki görüşürüz. Efendim ben dövizle ilgili bir şey sormak isterim müsaadenizle. Bu döviz artışı devam ediyor. Ekonominin yönetilemediğini düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle, ekonominin yönetilemediğini değil, tam tersine birilerinin aksine, Türkiye bugüne kadar belli noktalardan operatif hamlelerle karşı karşıya kaldı. Bunlardan bir tanesi de ekonomiyle ilgili. Türkiye bu 24 Haziran seçimlerinden sonra artık bu cenahtan operatif bir hamleyle karşı karşıya kalmama adına, bir operasyon yememe adına bir adım attı. Dolayısıyla şu anda verilen tepkinin, yani dövizdeki yükselişin, batının buna vermiş olduğu tepkinin bu olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu da son dönemdeki işte Rahip Brunson'u öne sürerek izlediği politika ve yaptırım kararlarının da İran'a yönelik yaptırım kararı da tabii ki bizim ekonomimizi etkiliyor. Dolayısıyla bütün bunları birleştirdiğinizde böyle bir operasyonla karşı karşıyayız. Yani dövizdeki artışın ekonomimizin problemleri yok mu? Var. Bunları hiçbir zaman reddetmedim ve her fırsatta da dile getirdim. Türkiye ciddi bir mücadele dönemine girmelidir bu anlamda da. Ama şu anda yaşanan dövizdeki artışın asıl nedeninin ekonomimizin durumu değil. Çünkü dünden bugüne bizim ekonomimizde eksi yönde çok anormal bir değişiklik olmadı. Yani onun aksine ben dediğim gibi hem son sistem değişikliği, seçim sonuçları, ondan sonra oluşan kabine, bütün bunlara Batı'nın vermiş olduğu bir tepki ve ABD'nin tavrı ve İran yaptırımı ve Türkiye iki bakanımıza yönelik yaptırım kararı ve kriz olarak görüyorum. Ama ekonomiyle ilgili baktığımız zaman bizim elbette ki kendi ayakları üzerinde duracak bir ekonomik sistemi süratle kurmamız ve inşa etmemiz gerekiyor. Bunun içinde iki temel nokta var. Birincisi üretim, diğeri de tasarruf. Ve biz gerçekten çok müsrif bir toplum haline geldik. Çok israf eden, çok tüketen bir toplum haline geldik. Bizim süratle bir tasarruf toplum haline dönüşmemiz lazım. Elbette ki tasarrufun da kamudan başlaması lazım, örnek olması adına. Bir de üretmemiz lazım. Hala
üretimle ilgili sıkıntılarımız var. Üretimin teşvikiyle ilgili sıkıntılarımız var. Ve bu konuda adalet, mesela işte adalet konuşuyoruz ya, adalet sadece yargıda değil. Yani eğitimdeki fırsat eşitliğinden tutun da işte bu teşviklere kadar adaletin hakim olması lazım ve gerçekten üreticiye bu teşviklerin verilmesi lazım. Buralarda büyük noksanlıklarımız ve büyük eksikliklerimiz var. Çok basit tedbirler, çok basit yapılacak işler maalesef yapılmıyor. Hala özellikle bizim cari açığı ortadan kaldırmamız lazım. Yani bizim dövizdeki artışında, ekonomideki krizinde, enflasyondaki artışında, bakın şu anda dövizden daha kötü olan bir şey var. Şu anda esnafımızı ve tüccarımızı boğan %30'lara yaklaşmış bankaların verdiği kredi faizleri. Şimdi bir esnaf ya da bir tüccar, bir sanayici nasıl bunun altından kalkacak? Dolayısıyla bizim buraya çözüm bulmamız lazım. Mesele cari açık. Şimdi Çin'le yakınlaşma, Çin'le ticaretin artması, biz elbette ki bütün ülkelerle ticaret hacmimizin artmasını isteriz ama dengeli olması lazım. Yani ben Çin'den 25 milyar dolarımı verip tabiri caizse kendi üretebileceğim malları alacağım, dıvır zıvır alacağım. Ama Çin benden sadece 2,5 milyar dolarlık bir ihracat yapacak ve benim 50 milyarlık cari açımın neredeyse yarısı Çin'le olan ticaretimden kaynaklanacak. Yani ben bunu reddediyorum. Üstelik hangi Çin'den bahsediyoruz? Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerini ezen Çin'den bahsediyoruz. Oradaki Uygur Türklerinin milyonlarcasını fikri ıslahat adı altında kamplara toplayıp yok eden ya da asimile eden Çin'den bahsediyoruz. Ya da her Uygur Türk'ün evine belli bölgelerde bir Çinli muhbir yerleştiren Çin devletinden bahsediyoruz. Ben bunları da söyleyeceğim. Yani ben dediğim gibi Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı, Büyük Birlik Partisi'nin milletvekili. Bir alperen olarak elbette ki inandığımız her şeyi dile getireceğiz. Yanlış gördüğümüz her şeyi dile getireceğiz. Doğru yapılmasını istediğimiz her noktada görüş ve önerilerimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ve Büyük Türk Milleti ile paylaşacağız ve bunların çözümü noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Evet, iyi günler, kolay gelsin.